Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Cinli midir, şizofreni midir? Dersimize devam. Psikoloji dersi. Psikoloji 330 mu? 330 oluyor. 330. Ama bu zannediyorum ya 3 veya 4. derstir. Aynı konu. 3 olarak aklımda abi. 3. Şimdi şizofreni midir? Cinli bir vaka mıdır? Bunu tespit edebilmesi için doktor kendi aleminde biliyor, şizofreni biliyor. Başka bir şey bilmediği için. O ne diyecektir? Mecbur şizofreni diyecektir. Dini içerikli bir adama götürürsen, yani hoca dediğiniz adama götürürsen cinli der. Peki hangisinin için doğru? Şey için demiyorum, nefis cümleden etna, vazife cümleden âlâ, çok ciddi bir iş olduğu için hem psikolojiyi bilecek bunu ders yapan, ayırt edebilmesi için, hem cinli vakaları bilecek, hangi olaylar cinlidir, hem de şizofreni bilecek. Bu tespit etmek de yani tedavi yani şey yapabilmek için bayağı ta kendisi önemli yani. Ta kendisi. Yoksa hem dünyanın hem ahiretin berbat oluyor. Bu tespit var ya tespit. Bu tespit edebilmek. Ben malzeme veriyorum. Kimseyi tespit etmiyor. Herkes kendisi şahit olacak buna. Yoksa ölünceye kadar ilaç kullanıyorsun, hem de en ağır. Hasta değilse hasta oluyor musun? Tabii canım, bitiyor yani. Dünyan da bitiyor. Peki niye? Yani hele dinle alakası olmayan bir doktor düşün. Dinle alakası olan bir doktor düşün. Doktorlukla hocalar arasındaki fark şu. Doktor, dinden kopuk olan doktordan bahsediyor. Müslüman dindar bu işi biliyorsa iki yönlü çalışıyor. Başka. Tahrip olan yeri tamir ediyor. Tahribi görüyor. Olayı görüyor. Bayılıyor. Saçma sapan kurgular var. Tamam mı? Bu da tabii tıbbi psikiyatri malzemeleri, ölçüm sistemleri, şablonları Avrupa'dan geldiği için Avrupa'da da Rönesans hareketlerinden sonra 1789 Fransız şeyi var ya. Ondan sonra Avrupa'da din düşmanlığı başlamış. Daha önce din hakimiyeti daha çoktu. O zaman cin olanı tedaviyi şöyle yaparlardı, yakarlardı. Abi din düşmanlığı derken bu yani bir Hristiyanların Müslümanlara karşı değil yani. Fark etmiyor. Din içerikli çözüm yok tıpta. Din düşmanlığı bu. Mesela Fransa'da doktorlar yemin ederken nasıl ediyormuş biliyor musun? Fransa'da. Yeni öğrendi. Fransa'da bir tabip mezun oldu. Yemin edecek değil mi? Yemin eder ki hiçbir dini kaidelere uymadan, dini çözüm yöntemine başvurmadan sırf tıbbi çözüm yapacağım. Yapacağımı. Düşünebiliyor musun? Bunlar o zaman psikoloji şeyini nasıl şey yapacaklar abi? Bedensel. Yani insanı et ve kemik den ibaret zannediyor. Et ve kemik. Yani insan donmuş bir enerjidir gördüğü için duyguları kabul etmiyor. Duyguları, hisleri, fikirleri bedeninden dışarıya çıkandır. Yani beden merkezlidir bu. Yani bedenden önce düşünülemez fikirler ister. Bu düşünülemez. Beden esas alır. İnsan donmuş enerjidir. Bütün o, mesela şöyle düşünün, kokmuş et varsa diyor, bu etsiz düşünemezsiniz. Bu doğru. İnsanı öyle düşünüyor. Yani insanı et ve kemik düşünüyor. Hastalıklarını o merkezde çözüyor. Et ve kemikle ne alakası var? Yani diye
donuş enerji olarak kabul ettiği için çözümü o cinsten düşünüyor. Çözümü o cinsten. Yani oysa din ise bu tahribat var. Hücre bozulmuş, hücreler arası iletişim azalmış. Bu tahribatı tamir etmeye hekim hazıtlara bırakır. Dindar hekimlere bırakır. Din ise bu bozulanı bozanı devre dışı yapmaya çalışıyor. Yani bu hücreyi kim bozuyor? Bir, cinler mi? Ervah habiseler mi? Tamam. Şimdi sağlıklı düşünen bir insanın vücudu sağlıklı olur. Olumsuz düşünen bir insanın vücudu olumsuz, hastalıklı olur. Üstad da ona şey diyor, güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Yani düşünceler, şöyle sorayım, düşünceler bedenin dışında bir şey midir? Yani düşünceler beden etkilemez mi? Mümkün mü? Kötü bir haber midene vuruyor. Kalp krizi geçiriyor. Adama daha hiçbir şeysi yok. Bir hastaneye gitmiş yine çapada. Hastaneye gidiyor. Ondan sonra başka bir hastalıktan tetkik yapılırken bağırsakta kanser çıkıyor. Yalan olması, bağırsak veya pankreas. Adam bir saat sonra ölüyor. Ve kanserle değil yani. Bunu problem yaparak kalp krizi geçip ölüyor. Yani şimdi düşünceler iyi veya kötü, bedensiz düşünebilir misin? Hayır. Yani bak nasıl mideye vuruyor. Nasıl mideye vuruyor? Veya nasıl insan rahatlıyor? Yani mesela doktora gittiğin zaman tansiyon, nabız, kalbe bakarken kalp atışları, nabız ve tansiyon yükselmiyor mu? Ama bir şey yok da. Ona psikolojide şey denilir. Beyaz önlük sendromu veya psikolojisi denilir. Yani beyaz önlük gördüm hasta, psikoloji, tansiyon yükseliyor. Yani düşünceyi, bak düşün, bedende bir şey yok. İlk önce düşünceler bedeni etkiler. Merkez düşüncedir. Ama dinden kopuk şey ise, tıp ise beden esas alır. Bedenden fikirler, ondan hisler, duygular, kaslar, işte hücreler bozulması olur. Bu vaka vardır, elin kırılmıştır, düşünce değildir. Midede arıza oldu, arıza vardır. Bu var, der ki, bu bedensel olmakla beraber ruhsal hastalıkların tamamı düşünce bozukluğundan kaynaklanıyor. Hani buradan kaynaklanıyor. O zaman Avrupa'nın yapmış olduğu abi sadece hasarı tespit edip hasarın üzerine yoğunlaşıyor. Tabii. Arkasına baktıkları yok. O zaman bu neyi getiriyor? Bu sefer tedavi 3 sene, 7 sene, 17 sene devam ediyor. Mesela bir hastaya ilaç veriyor 3 sene. 3 sene ilaç mı olur? Bu diğer böbrek hastası mı? Yani şu, organ belli, böbrek belli. Hastalık belli, ilaç belli, üçü belli. Mesela bak böbrek belli, organ belli, ilaç belli, göz belli, hastalık belli, ilaç belli. Peki psikoloji, rahatsız, kendimi kötü hissediyorum, üşüyorum. Efendim içimde motor sesi geliyor veya orada verilerini görüyor. Bu bir vakadır. Peki, hastalık belli. Hastalık belli. Organ belli mi? Bak, böbrek belli. Hastalık belli. İlaç belli olması normal. İlaç bu ikisinin sonucudur. Böbrek belli olacak, hastalık belli olacak. İlaç onun neticesidir. Hastalık yok, böbrek var. İlaç da bilinmez. Böbrek yok, yani bir organ yok. Hastalık var, nereye göre ilaç vereceksin? Hastalık var. Peki, buna ilaç yapacağız. Bu hastalık
Bir böbreğe dayalı mı? Yani organdı böbrek, mideydi. Mideydi. E peki organ belli. Organ bellise hastalık da zaten belli. Yani hastalıktan organa gittik. Hastalıktan organa gittik. Sonra hastalık verileriyle organa gittikten sonra ilacı bulmak kolay. Aşağı yukarı bulunuyor. Peki psikoloji, psiko ruh demek, loji ilim demek, ruh ilmi. Kendimi kötü hissediyorum. Duvarda birileri var. Kabus görmeler. Kendimi kötü hissetmeler. Kötü düşüncelere sapmalar. İyi ki pat diye ray değiştiriyor. Peki bu hastalık belli mi? Belli. Organı var mı? Yok. Organ olmayan bir hastalığın ilacı ne olabilir? Yok ki. Ne yapacak doktor? Psikiyatri ne yapıyor? Bu düşünceler ortaya çıkmasın, hayal kurmasın, hayal görmesin, zanlar olmasın diye vücudun ürettiği, güçlü olması için, ayakta durması için ürettiği enerjiyi bastırıyor. Baskın yapıyor. Ya topraklıyor veya bastırıyor. Ürettirmiyor. Vücut da uyuyor, yatıyor. Çare mi bu? Hangi psikoloji, ilaç, hastalığın kendisidir? Değildir. Peki ne yapıyor? Baskın tutuyor o düşünceyi veya düşünceler imal edilmiyor. Mesela televizyonlar, cep telefonları, tabletler ne yapar? Beyin jeneratörü şey imal ediyor. Enerji. Mesela beden de imal ediyor. Yediğimiz gıdalar, bu mesela içtiğimiz gıdalar enerjiye dönüşüyor. Düşünceler, dimağda düşüncelerle, düşünce malzemeleriyle bu dinamo elektrik üretiyor. Bak elektrik cinsine bakın. Dinamo kabul et. Kalbi dinamo kabul et. Ruhu dinamo kabul et. Bedeni dinamo kabul et. 4 tane. Beden dinamosunun enerji imal etmesi için kullandığı malzeme nedir? Su, ekmek. Tamam? Yani suyu, ekmeği beden enerjiye dönüştürüyor. O da dima jeneratörünün, makinesinin imal ettiği enerji var. Bu hangi malzeme denelim? Düşüncelerle. Dima düşüncelerle çalışıyor. Tamam mı? Bak kökten gidiyorum farkındasın. Kalbin jeneratörü, makinesi elektrik imal edecek. Sürekli gidiyorum farkında mısınız? Bir daha. Beden. Dima, kalp, ruh. Tamam mı? Bunların hepsini makine kabul et. Beden makinesinin üreteceği enerji kendi hayatiyetini devam etmek, bedensel üreme, çoğalma vesaire yapabilmesi için yediği, içtiği şeylerle enerjiye dönüştürüyor. Bunu içtiğin zaman enerjiye dönüşür. Yani su değil içeride artık. Yani çözümü bir nevi onlar. Tamam. Dima makinesinin enerji üretecek. Hangi malzemelerle? Fikirlerle. Fikir onun gıdası. Makine çalışıyor. 3. Kalp jeneratörünün makinesinin enerji üretecek. Enerjiden bahsedeceğim. Malzeme hangi malzemelerle üretiyor? El hubbu fillah vel buzu fillah. Yani Allah için dost olmak, Allah için bir yere düşman olmak, ibadet ve zikirle çalışır. Sadece inanmak diyebilir miyiz abi bunu yoksa şey mi kalır? Yok. Bu kalp. Bu edille işleriyle çalışır. Ruh ise imanla çalışır. Ruhun, ruh makinesinin üreteceği enerjide enerji alması için malzeme imandır. İman nurdur diyor. İman kuvvettir diyor ustad. Tamam. Şimdi bunu bilmiyor adam. Sırf insanı bedenle yorumluyor. Çözümü de bu kadar akıs olacak. Adam dimağa kale almıyor.
çözüm üretirken, kadının ve erkeğin sıkıntısı için. Adamı dimağına kale almıyor. Kalbi kale almıyor. Ruh kalbi almıyor. Tam tersine belki ruh düşmanı. Ruh yoktur diyor. Şimdi ne yapıyor? Sen diyor mutsuzsan diyor, dimağında serotonin maddesi yok diyor. Veya sen gece kabus görüyorsan diyor, tamam mı? Bu işte hücreler arasındaki bilmem ne iletişim zarar görmüş. Dediği yanlış mı? Dediği doğru. Ama eksik. Nedir o? Şimdi bu kadının düşüncesinde elektromanyetik dalgalar, yani elektriksel şey, yani dimağın serotonin maddesi diyelim, eksik. Serotonin maddesini giderdi ama gene devam ediyor. Tamam da bunu eksik yapan, sen sistemin bozukluğunu tamir ediyorsun. Bunu bozan devam ediyor. Serotonin maddesi yapıyorsun, ertesi gün gene var. Esma, tespiti doğru da abi. Kim bozuyor bilmiyor. Yani ikideki bozuğu fark etmiş ama bozanı bilmiyor. Çare olarak biri öne sürüyor abi. Yani yani serotonin maddesi eksik, doğru. Ama onu kim bozuyor? Yani o maddeyi vermek çare midir? Tamam da yarın da vereceksin bu sefer. Öbürsü gün de vereceksin. Bozulanı tamir ediyorsun ama bunu bozan ortadan kaldırmadıkça bozulma devam edecektir. Bu devam eder. Nedir o? Din demez ki tubu bırak. Tam tersine. Mesela tam tersine. Din o kadar tabibe değer verir ki bak bundan daha ileri bir sanı olur mu? Ben kadının mahremine bakamam. Hocalık unvanıyla, vaazlık unvanıyla. Ama bir tabip, tabiplik unvanıyla, tedavi niyetiyle namahremin en namahreme yerine bakabilir. Başka bir örnek de verir. Bu dince caiz. Din yani. Tabii. Din söylüyor bunu. Tesettür risalesine geçiyor. Tamam mı? Mahremi var, bir de namahremi var. Namahrem kim? Değil mi? Mahremi kim? Haram olanı kız kardeşi, annesi de mahrem. Namahrem, haram olmayanlar. Yani evlenebilirsin. Bak bir hoca vaazlık unvanı ile hoca unvanı ile ben ona ders şey yapacağım diye böyle oturup da sohbet edemeyiz. Ve organını bana gösteremez. Ama bir tabip, doktor, tabiplik unvanı ile tedavi için en namahremin, en mahrem yerine, namahremine bakabilir. Daha ilerisin söyleyeyim. Şimdi sen bana geldin diyorsun ki, abi midem o kadar acayip rahatsız ki ben oruç tutamam. Ben sana desem ki tutma, indallah, sen de mesulsun, ben de mesulum. Hiç dini değildir. Bunu söylemek haramdır. Ben, peki doktora gittin. Hekim azık olacak ama. Namaz kılan kim olacak? Hekim azık, kendisi oruç tutuyor. Kendisi oruç tutacak. Tabii, oruç düşmanı olmayacak. Kendisi oruç tutan doktora gittin. Doktor bey, midem rahatsız. Şekerim var. Sık sık yemesi lazım. Sen oruç tutamazsın. Bunun demesi, doktorun bunu demesi dindir. Uymayıp ölürse mesuldür o hasta. Çünkü bilerek kendinizi tehlikeye atmayınız diyor. Ben söylüyorum tutma, sen de mesulsun, ben de mesulüm tutmasan. Ama hekimi azık, oruç tutan doktor bir Müslümana dese ki bak kendisi oruç tutuyor. Sen tutma, tutamazsın. O doktorun sözü dindir. Din aliminin sözü din değildir. Peki abi Avrupa'daki mesela Müslümanlar Müslüman doktoru bulamayıp da böyle bir sıkıntı esnasında... Şu zaruret, oruç noktasında itimat etmeyiz. Ama bir kadın bu Avrupa'da ihtiyaç, yani zaruri bir hale gelmiş. Ezaretu buhul mahsurat. Yani zaruretler haramı helal eder. Nedir o? Yani zor durumda, tamam mı? Zaruridir. Ama Müslüman yoksa ona baktırabilir.
Ama oruçta bunu yapamıyor değil mi? Oruçta yapamaz. Mecbur hekime azık olması lazım. Hekime azık olması lazım. Hekime azık. Çünkü İslam düşmanı adam. Daha senin tipine bakarak içmal etme. Ooo tutma tutma diyor. Olmaz. Şimdi devam ediyorum. Bu alt temel bilgiydi. Belki 10 dakika konuştum ama bu temel bilgidir. Yani dima nasıl ki bedenin malzemesi, şunlar yeme içmeler, dima makinesinin enerji imal etme malzemesi neydi? Fikir. Ustad ne diyor? Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Güzel gören güzel düşünür. Güzel nedir? Allah'ın güzel dediği şeydir. Yoksa kişinin kendi... Yok yok. Hani var ya bir tane sapık, uyduruk, Yahudilerden girmiş, lanet olası bir söz var öyle. Güzele bakmak sebaptır. Yahudi, hani neye benziyor? Bekle Allah, bekle. Yahudinin olduğu gibi. Yalan söylüyorsam Arap olayım. Veya... İlahiyat. İlahiyat veya... üzümüye bağını sorma, helal haram sorma. Bunlar hep Yahudilerden girmiş. Güzel nedir? Yani müzik ruhun gıdasıdır demiş. Güzel Allah'ın tarif ettiğidir. Eğer müzik ruhun gıdası olsaydı müzik dinleyenler çoğu intihar ediyor. Bunalım geçiriyorlar. Ruhun gıdası bir haftada, eğer ruhun gıdası olsaydı bir haftada evliya olurdu. Bir bakıyorsunuz sokak çöpçüsü olmuş. Peki, cinler düşünceyi bozar, şeytan vesvese yapar. Başka ervah habisi ve ervah hali, o temel malzeme de vereyim. Mesela seyrettiklerimiz, işittiklerimiz, kokladıklarımız, içeriye soktuğumuz gıda, helal haram. Dokunmada şu, bulunduğun, yaşadığın yer, oturduğun, kalktığın kişiler içeriye girer. İçeride bu ervah haliye ve ervah habisi olur. Onlar da bozar veya seni tamir eder. Mesela şu anda burada oturuyorsun. İnikas ve insiba. Mukaddes bir mekan dershanedir. İnikas, insiba var. Şu burası ve iyi malzeme sokuyorsun. Şu anda... Şu mekanda, şu malzemelerle kendini kötü hissetmen mümkün değil. Varsa tıbbidir. Tıbbidir, sorunun var. Ya dersen adapte olamamışsın, olmuşum diyorsun. Kendini kötü hissediyorsun, olmaz. O zaman nedir? İşte sen tıbbi çözümler ararken dinde de çözüm ara aynı anda. Çünkü tıbbi ilaç içerken dini çözümler engel değil. Ama kör olası dinsiz gözü var ya böyle, hep böyle noktamız doktorlardan kastım, şeyi kastediyorum, onu bilinmesini isterim. Dinden kopuk. Din menşeli, din eksenli, din referanslı çözüm üretmeyen doktor. Mesela bakıyor, çok iyi biliyor. Vallahi öylece denedik kobay gibi, kullandık. Bunu dinledik, bunu da denedik. 7 sene, 3 sene, la demez ki bir git hocaya oku. Demez ki namaza başla. Demez ki internetlerden uzak dur. Tam tersine. Tam tersine dinden kopuk doktorlar hep şöyle der. Dinle. Televizyonu aç. Patlasın çatlasın. Tabletlerle, telefonla kendini meşgul et. Tam tersine. İçeriye giren daha beter ediyor. Girenler içeriye gözüyle girdiği film içeriye aktif oluyor. Aktif oluyor. Mesela aktif olduğuna delil herkesin ortak bir özelliğinden söyleyeyim. İçeriye girenler nasıl aktif olduğunu, kendini nasıl berbat ettiğini. Böyle her haber seyrettikten sonra, haber seyrede ne diyorum? Haber seyretti. İyi ki seyrettim ya, ne kadar rahat hissediyorum ya. Bu haberi seyretmeseydim ben çok sıkıntılı olacaktım. Haberden sonra rahatlık hisseden var mı? Niye böyle yarım saatten bir saatten bir haberden sonra sıkıntılısın? İkinci bir haberi niye bekliyor biliyor musun? Birdeki haberi 2'de seyrediyor. Aynı haberi 3'te seyrediyor. 3'teki 4'te seyrediyor. Her saat başı niye biliyor musun?
bu bir de aldığı sıkıntıyı atarım zannıyla ikincisi. Ruh sıkıntısından Emir Dabir 58'de anlatıyor. Haber hastası demek haber hastası değilsin. Sıkıntı hastasısın. Onu atmak için kendini oyalama ve içini unutmak için oraya dalıyorsun böyle. Kendini unutmak, kaybetme, örtmek içindir. Haberle alakası yoktur. Sıkıntısını bastırmak içindir. Ustad, bütün hastalıkların sebebi olan geniş daire siyasetlerini gösteriyor. Tedavisi de iman olarak gösteriyor. İman nurdur, kuvvettir, enerjidir, mahluktur, artırın diyor. Bir hastalığın, zinanın, içkinin, kumarın detayını bu kadar anlatmazken haberlerden uzak durun diye onlarca mektup var. Onlarca mektup var. Onlarca mektup var haberlerden uzak durun diye. Ama zinanın, içkinin, kumarın detaylarına ait bir mektup yok. Bu kadar uyardığı halde abi, bu kadar seyrediyor insan. Ya, Allah belasını da veriyor. Abin hep için konuşuyor. Haberin muhtela olanların belayı buldu işte. Bela verelim. Bela işte o. Belayı veriyor sana. Bela budur. Ya aklını dağıtır, manevi bir divan olur, ya kalbini dağıtır, manevi bir dinsiz olur diyor. Dinsiz. Sistem alt üst oluyor. Mesela bir tane de söyleyeyim. Hanımlara yapmıştık. Şeyle. Mesela kumar, içki, zinanın detayını anlatmazken aynı söylüyorum. Bir israfı, iki gıybetin detaylarını anlatıyor. Niye? Çok şaşıracaksınız. Onlar da şaşırmışlardır zannediyorum. Gıybet ve israf dini değildir. Evrenseldir. Bu Müslümanlara ait bir derstir diyemezsiniz. Kafiri de içine alıyor. Onun için evrenseldir. Ne demek bak şimdi. Gıybet veya israf, din onu nasıl kullanacağını kural sisteme sokmak istiyor. Seni anafor etmesin diye. Mesela diyor ki yuhibbu ehedikum ahihi meyta. Ahihi meyta. Yani gıybet eden ölü kardeşinin, ahi kardeş. Müslüman kardeşi, Müslüman kardeş. Kardeş yani. Kardeşinin, ölü kardeş meyta. Kur'an çok acayip bir mucizevari tabir kullanıyor. Ahihi meyta. Yani kardeşinin, ölü kardeşin etini diyor. Niye o ölü domuz demiyor? O zaman Hristiyanları için almazdı. Hristiyanlara desen ki gıybet etmek ölü domuzun etini yemek gibidir. Öyle mi ya? O zaman mübarektir. Çünkü onlar için mübarektir. Vuruyoruz tabancayla. Biz Rize dağlarında domuzu ormandan şey yapmasın diye tarlamıza halk vuruyor. Şehrin diyor Gürcüler natural domuz diye satın alıyorlar. Şey diyorlar, natural ne diyorlar ona? Doğal da bir şey. Organik. Organik domuz. Ona desek de o domuza. Ahihi meyta. Hinziri meyta. Ölü domuz eti yemek gibidir. Müslüman'a bağlar. Ölü mü ya, o kadar mübarekmiş demek ki yani. O zaman sebaptır de. Ama Hristiyanları da içine alıyor. Ölü kardeşinin etini yemek, o da yemez. Korkunç bir şey, biliyor musun bu? Evrenseldir. Yani gıybet içini çökertiyor. İçtimai hayatını çökertiyor, aile hayatını çökertiyor. Bu aynı, ailede, Avrupa'da da öyledir. İsraf da öyle. O da evrenseldir. Ama din onu kurallar içine alıyor. Onun için evrenseldir. Diğer günahlar öyle değil. Mesela oruç tutmamak, tutmak veya tutmak evrensel değildir. Müslümanı bağlar, kafiri bağlamaz. Kafiri oruç farz değildir. İman farz ilk önce. İman farz.
Namaz var, ilk önce iman. Sonra namaz. Ama gıybet ve israf onların da hayatlarının içerikleri. Onların içsel yapısını da çökertiyor. Çok tuhaf yani. Evrenseldir. Şimdi okuyorum. İçeriye beş yerden göz, o teknik bilgiyi de vereyim, teknik bilgi. Gözden seyrettiğin ne varsa âli ve habis. İşittiğin Kur'an'dır, güzel sözlerdir. Ne o sohbettir, ne bir normal konuşma. Şarkı türkü. Subliminal yapıyorlar şarkılar üzerine. Mesela siz duymuyorsunuz. Ne diyordu? Batsın bu dünya şöyle diyor. Üç tane kelime kullanıyor içinde. Ben şahit olduğumu söylüyorum. Batsın bu dünya içinde şu var. İlk ses tonu şu. Bat, bat, bat. Yani bat ilk kelime. Üç tane. Bat, bat, bat. Yanıyor. İntihar ediyor. İçinde sübliminden var. Onu duymuyor. Hani sesin üzerine ses bindirilmiş. Bir de nasıl intihar etti? Evet. Etti. Evet. Mesela orhanda dinleyenler genelde suda kendilerini boğuyorlar. Bak şimdi. Orhan Gencebay hakikaten dini intihar edenlerin, Orhan'da intihar edenler boğularak. O bir tane var o jiletçi, o gel, öldü gitti, ne diyecek şimdi? Onlar keserek, silah kullanarak cinnet getiriyorlar onlar. Vuruyor kendisini de öldürüyor. Yani silah, kesici. Tamam mı? O tür şeyler mesela bizim oralarda evet. Çok oluyor abi. Genelde bıçakla ya da satırla akrabalarını kesiyor. İşte o tip oluyor. Satır adam orada. İbrahim'i şey yapanlar da hırçınlıkla. Hırçın, agresif. Agresif böyle. Saldırgan, vurma kırma tipten oluyor. Çünkü o tipten subliminal gönderiliyor. Orhan'ı dinleyenler, Gencebay'ı dinleyenlerin intiharları, boğulma cinsidir. Boğulma. O cinsi kullanırlar. Ya zehirli yaparlar, ya suya atlarlar, ya ipi asarlar. Hakkı Bulut'u dinleyenler kafa çekmeye bilir misin? Evet. Yani niçin söyledim biliyor musun? Ne var canım seste? Ya adamlar, ustad diyor ki mahkemata, ses sihirdir diyor. Sihri beyanı. Beyanda sihir var diyor. Fethullah sihir kullanıyor. Mesela bak, sahabe kahraman yaptı, çoluk çocuğunu bırakıp savaşa gitti. Dedim etkilendiniz mi? Evet. Sahabe her şeyini bırakmıştı. Çocukları bırakarak savaşa gitmişti. Ne var lan? Dur lan sakin ol, söyle aynı şeyi söyle lan. Sahabe çoluk çocuğunu bırakıp savaşa gitti. O şeyin içerisine öyle yapması lazım. Onun içerisine subliminal konmuş. Onun için sihirlidirler. Büyülenmiştirler diyor. Büyülenmek. Ya ses önemli değil öyle mi? Peki o zaman Allah niye kadınlara sesinizi şey yapmayın diyor. Mesela ses değil. Kadının Bakara suresinde yürürken ayağının topuğunun sesine dikkat etmesini öyle çıkartmayın diyor. Vurmayın diyor. Yere öyle vurmayın. Niye? Topukta. Kadının erkeğin yürüdüğü belli değil. Topuktanız vurmayın diye kadınla bir erkek topukta gibi geziyor. Tak tak tak. Yani daha ses değil. Elsinetikum elbanikum. Sizin simalarınız ve sesleriniz. Kişinin ruhsal özelliğidir. Kaşe günü. Harama bakmak. Dindeki adı bir çizgi haram. Fiziksel boyutu ne demektir? Onun ruhani haletleri, düşüncesini, cinini, psikoloji bozukluğunu şak diye fotokopi çekip içimize alıyoruz. Nerede biliyoruz? 410 sözler. 727 sözler. Diyor ki, haram-ı nazar celbeder habis ervalları. Ne demek iki nokta üst üste? Bak, ya haram-ı nazar ya tılsımdır ya şey yapar diyor. Tılsım iki nokta üst üste. Celbeder habis ervalları. Haram-ı nazar habis ervalları celbediyor. Her organın enerji paketi var. Ben bir şey söyleyeceğim kanunu gerisini. Bu bana ait değildi. Rüyada gördüm. Bir insanın
yüzüne bakarak yüzünü meydana getiren enerji paketleri, bunu fizikte aura diyor. Bu bak, yüzü meydana getiren enerji, göğsü meydana getiren enerji, organın yaymış olduğu enerji, hayal yerlerini yaymış olduğu enerji, yani her organ iki bölüm arasındaki bölümler var ya, eklem yerleri arasındaki yaymış oldukları enerji kesinlikle ve kesinlikle birbirini tutmuyor. Hepsi farklıdır. Bir insanın yüzüne bakarak elde ettiğin habis ervahıyla göğsüne bakarak veya başka yerine bakarak elde ettiğiniz habis ervahlar aynı değil. Dolayısıyla hastalık aynı cinsten değil. Burada tevazu yapmayacağım. Bu konunun ehliyim. Tamam? Bu konunun ehliyim. Yani vücut, çünkü Risale-i Nur bu konuda iyi çalışmışım. Risale-i Nur'a has-ı nazar etmişim. Çok Risale-i Nur'da üzerine durmuşum. O zaman insandaki karşılığı nasıl oluyor? Mesela diyelim ki o bakış, nazar... Söyleyeyim o zaman. Değişti. Söyleyeyim o zaman. 7'ye ayırmıştım, 3'e indirgedim ki kolay kapsınlar diye. 1. Kafadan boyuna kadar bir bölüm hastalık çeşidi. Boyunla kafa arasında hastalık varsa bunun sebebi ne? 1. Boyunla göbek arasındaki hastalık varsa kalptir, damardır. Yani tamam mı? Vesaire. Göbekle ta aşağıya kadar olan 3 temelde, aslında 7 tanedir de ben 3'e kolay olsun diye söylüyorum. Kafa, yani boyunla kafa arasında sıkıntın varsa düşüncelerini ve gözünü, kulağını, burnunu, ağzını doğru kullanmıyorsun. Boyun ile göbek arasında ise kalbi hayatın zayıf. Yani evradın, eskarın, bu bir. Bundan daha mühim. Dostunu, düşmanını Allah'a göre yapmıyorsun. Kendine göre yapıyorsun. Göbek de aşağı doğru ise, cinsellik daha çok. Yani o tür içerikli şeylere muhatap olmaktan kaynaklanıyor. Hastalığın varsa, göbekten aşağı doğru maddi hastalığın varsa... o tür şey zaafından geliyor. Göbekle boyun arasındaki hastalık varsa sende, göğüs hastalıkları, kalbi zafiyetinden kaynaklanıyor. Boyun ve kafa da alakalı maddi hastalığın varsa, düşünce boyutundan, göz boyutundan, kulak boyutundan kaynaklanan, girenlerden kaynaklanıyor. Şimdi neyse, şimdi bizim düşünce... Abi şöyle bir şey de olabilir mi? Mesela karşıdaki insan mesela dinsiz, inanmayan veya da kafir veya da düşman, tam saldırın şey yapan. Böyle bir insana mesela diyelim ki haram nazarıyla baktığın zaman onun o itikadı, o düşüncesi de bir insana... Yok, bir nefret var böyle. Yani bu haram-ı nazar diyor. Bak ne diyor? Nazar demiyor. Haram-ı nazar. Tamam mı? Harama. Şöyle din ona hükmetmiş. Ne demiş? Gözüne çarptı. Bir defa yazmıyor, yapmıyor, yüklenmiyorsun. İkinci kez baktığın zaman. O zaman ondaki de varsa insana... Tabii böyle nazar şerrete baktığın zaman ondaki kopyala yapıştır sana geçiyor. Senin zafiyetin kadar, tamamen değil. O kadının her şeyi sana girmiyor. Yani sen ne kadar güçsüzsen o kadar giriyor. Ama kesinlikle giriyor. Giriyor ki onun adı, dindeki adı haram. Hürmetliliğini kalkıyor senin. Hürmetin kalkıyor. Değerin kalkıyor. Haram, hürmet, o öze vasfın kalkıyor. Şimdi cinli midir, sizofreni midir? Dersime devam ediyor bu teknik bilgiden sonra. Neden hasta dini içerikli sözlerden ve fiillerden, namazdan, ezandan vesairelerden rahatsız oluyor? İzah edilmeyecek kadar hasta sıkıntıda kalıyor ezan okunurken, Kur'an okunurken, namaz kılmasında ifade edemeyeceğin kadar hasta sıkıntı çekiyor. Doktora diyorum, tıbbi midir? Niçin normal şarkı türkülerde hoplayıp zıplayıp hiçbir şey etkilenmezken
Kur'an ve ezan içerikli, din içerikli şeyleri muhatap edince hasta korkunç azap çekiyor. Bağırıyor, çağırıyor, kırıyor, kafasını sokuyor böyle. Böyle vuruyor, vuruyor, saldırıyor. Bu şizofreni midir? Hep onu soracak. Bir de bir soralım. Avrupa'nın malzemesini elde etmişsin, insanları tırpanlıyorsun. Tırpanlama yapıyorlar yani. Avrupa'dan aldın, tamam mı? O neydi o zıkkım o? Fransız mıdır o? Psikolojiyi bütün malzemeleri ondan almışlardı. Temel o. Var ya böyle, zıngıtlı, eşcinsel de psikolojinin kurucusu. Psikolojinin kurucusu ya. Eşcinsel adam. Neydi onun adı ya? Anlayın kişiye bakalım. Tamam neyse. Yani onun malzemesini almışlar. Gelen gavurlar da bir şey eklemiş. Şöyle yapmış işte. Biraz önce anlattım yani. İnsanı et ve kemikten doğmuş enerji kabul ettiği için bütün hastalıklar bu kaynaklar şey yapıyor. Ama din ise ruh kaynaklı alıyor çözümü. Ve tıpa diyor ki sen bunu yap, bu ilacı ver. Ama bu bozulanı tamir ediyorsun organı. Bunu ben de diyor. Din diyor ki ben bunu bozanı devredişi yapacağım diyor. Bozanı bozacağım. Yani bu organı, bu hücreyi kim bozuyor? Cin mi? Şeytan mı? Ervah habise mi? Ben onu kaldırıyorum. Sen diyor bu bozulan hücreyi tamir et hele sen et. Ama dinsiz doktor, ruhu inkar eden doktor dini referans göstermiyor. Çözüm orayı göstermiyor. Çünkü din yücelir diye. Ama çok iyi biliyor dinde çaresi var bunun. Ben de soruyorum bu hastaya veya doktora, neden hasta din içerikli sözlerden, fiillerden, namazlardan, ezandan vesairelerden rahatsız oluyor? İzah edilmeyecek kadar sıkıntılar içinde kalıyor hasta. Diğer şeylerle gayet rahat. Hatta yan odadaki namaz kılandan, yan odadaki Kur'an'dan ben rastladım. Yan odadaki Risale-i Nur dersinden okumaktan niyotik odadaki rahatsız oluyor. Biliyorsun değil mi? Ya hatırladın. Ne için Kur'an okuyorum, namaz kılıyorum odadan. Risale dersi yapıyoruz. Niçin orada çıldırıyor? Niçin çıldırıyor? Yataktaydı yani ilaç vermişlerdi. Uyutmuşlardı. Baygın şekilde yatıyordu. Ders başladık öteki odada. Bu başka yerde. Vuruyor duvara. Duvara vuruyor. Anne kim ya içeride? Anne kim ne yapıyorlar? Ya dedi gazete okudu. Hayır anne gazete okumuyorlar. Hayır anne gazete okumuyorlar. Hayır. Söyle onlara sussunlar. Yapmasınlar. Yapmasınlar. Beni dövüyorlar. Beni kesiyor. Benim bu karşıma ne demiştim? Varol zuruyorlar. Hayır anne. Anne çıldırım. Anne öldürüyorlar beni. Oğlum sana bir şey yaptıkları yok. Orada bir şey okuyorlar. Ne yani senin? Ama anne bildiğin gibi değil. Anne bana balyoz vuruyorlar. Tıbbi midir bu şimdi? Niye ilaçlara mahkum ettin bu adamı? He? Ya senin bu yaptığın zalimleri deşifre etmeyeceğim ha ben. Ben ne yapıyorum orada odada? Risale okuyoruz. Ders yapıyoruz. Zannediyorum bir şey gözükmüyor. Yok geldi. Çıktı. Buyur hanım dedi adam. Ya dedi Hasan abi söylesene dedi ya. Ya çok böyle böyle yapıyor dedi. Dersi sadaka. Dönler burada. Kitabı aldım. Re, İstikalı aldım. Aynı ona çıktı. Re ile çıktı. Gittim. Sen misin ha rahatsız olan? Hayır, hayır. Ben değil. Kim o? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Dövecekler derlerse. Dersen dövecekler. Kafasına koydum. Bir daha seni rahatsız ettiler mi? Ha bu kırmızı kitap gibi rengine döndürürüm. Kanlara boyar bunu. Tamam. 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 Tedavi bitti. Kimse var mı? Yok. Ama hocam buradaydılar. Hadi kalk bakalım. Geç bu tarafa odaya. Kırmızı kitap. Yalan söylüyorum değil mi? Hani önce varoz vuruyorlar. Şizofreni canım kurguluyor. Kurguluyor. Allah Allah. Bas ilacı. Ne o? Havai adasına mı gideceksin bu ilacı yazarak? Pahalı ilaçları yazarak havai adasına mı gideceksiniz? Bey doktor. Monsieur doktor. Monsieur. Matbazel doktor. He? Zalimi. Zalimi düşmanı.
Risale-i Nur'ları okumaktan rahatsız oluyor. Tıp bunun neresinde? Tıp bunun neresinde? Bunu nasıl hissediyor öteki odadan? Bunlar hikaye yazdım değil mi ben? Sen hangisini hatırladın? Onu dersin bir tanesindeydi abi. Orada diyordunuz içeri sıcak olmuştu. O taraftaki pencereyi açamadınız çünkü yan taraftakilerin dersten dolayı rahatsız olduğunu. Sultan Beyliğinde. Burada. He, Sultan Beyliği'ydi abi. Hava sıcak. 200-300 kişi insan. Camı açtılar. Burası cadde. Sultan Beyliği hatırlarsın. Burası tek hasanın yeri. Deyim öyle. Evi ve bahçesi. Bahçe. O cam açık, o da açık. Buraya açamıyorsun arabası. Burası bahçe. Bir ailenin. Hoca! Bahçeden geliyor. Hoca! Ben rahatsız oluyorum. Lütfen camınızı kapatın. Lütfen kapatın sesi camınızı. İstemiyorum. Duymak istemiyorum. Sorsam Müslümanım. Yalan söylüyorum değil mi? Cemaat koca cemaat şahit. Tamam kardeş ampulüyle. Tamam kapatın arkadaşlar. Tek Hasan diyor ki bütün camları ben taraftakini açın. Yetmiyor diyor o da. Nelere rastlıyorum bir bilseniz ya. Allah aşkına ya. Yani alemler için yaşıyorum. Yani onun için bazı taşkınlıklarıma müsaade edin ya. Bazı deli. Acayip ya. Bunlar o benim için artık bunlar realite. İki kere iki dört katiyetinde. Kalem elimde nasıl kesinse bu da böyle. Üstatıyor o alemi. Kim o? Çözdüm diyor. He. Evet. Çözeni çözen zatın sözlerinden çözüyoruz. Onlar acayip. Ustak Vani Erek Dağı'nda o kiliseyi enkaz kilise vardı ya kilise. Kilisedeki nasıl patlattı orayı? Ustad gitmiş demiş ki biz Risale yazacağız. Buradan çıkın gidin dedi cinlere. Yazıyor ya. Demiş ki biz asırlardan beri biz buradayız dedi reisleri. İddiniz ama yeter. Şimdi bizim. Olur mu ya demiş. Ustad dedi ki insan halife-i rüyü zemindir. İnsan nereye isterse onundur. Siz ikinci derecede biz gelmediğimizde. Olmaz dedi. Sen bilirsin demiş. Bastı ne bastıysa gülüp diye darmadan abiler de duymuş. Patlattı. Gümlemiş. Keyif alarak anlatıyor. Kırmızı kitabı da koyduk. Kime yapıyor? Bilmiyor. Bilmiyor. Hocam. Neredeler? Hocam kimse yok. Kalktan. Kalk. Tamam hocam. Gel bakayım derse otur. Hocam. O kafama vurdun kitabı bana ver. Başka. Hayır başkası olmaz. Aynı. Hayır onu bana ver. Gene gelirler korkarım. O kitabı. Ne yapacaksın? Kafama vurduğun gibi ben de kafama koyacağım. Kafasını bağlayıp gezer abi. Okuma öyle düşünemiyor. onu bana vereceksin. Hangi? Sakın karıştırma diğerlerinden. Lan aynı. Yok. Onu. Ne kadar çaresizler abi. Tabii ya. Çaresizlere çare olmak kadar. Çare olmak ne demek ya? Mutluluk başka ifade edemez. Bilgisizlikten geliyor. He? Bilgisizlikten geliyor. Yani çaresizlere çare olmak kadar mutluluk, dünyada bir mutluluk yoktur. Bana en çok Allah bir tane şu lezzeti verdi. Merhamet ve şefkat, bir de yedirmek. Elimde bir şey olmaz yani. Bu Almanya'dan çikolata götürürüm 20-30 kilo. Bir tane mi? Allah'ın sebebi bir tane gördünüz yedi mi? Yok abi. Sadece ucundan az bir şey belki. Biz getirsek. Biz, o kadar. Zorlarsak. Allah'ını seversen. Üçtük bile vermiyorsun. Bak bir tanesi yaptı. Bugün sen duydun mu duymadın mı? Telefonla konuşurken. Duydum. Bu sözümü de o duyacak. Berlin'de bir an. İstanbul'a senin için dedi bu üç tane yemediğini biliyorum. Ama bu çok özel dedi. Sana çikolata aldım. Bir parçasını kırdım onun yanında. Abi ne oldu benim önümde bir parça. Senin vücuduna girsin. İyi tamam. Baktım hep ya. Yutamadım. Hep tükürdüm. Özür dilerim dedi. Daha sana şey. Hep ya. Biz büyüyor muyduk kardeşim? İlkokul 4'e kadar. Eletik zaten yok. Ne çikolatası yani. Vücudum zaten şey yapar. Ama bal getir bak. Balı anlarım. Bu ova balı mı dağ balı mı? Çam balı mı kestane mi? Aa, bak aspirin gibi. Adam kalp kapını taşır gibi. Sigara taşır gibi. Ben de Avrupa'ya her yere bal taşıyorum. Balımı götürüyorum. Boş geldin abi. Abi gelin. Ne boş geldin? Dumanını attırdılar orada. Nasıl oldu? Ne oldu biliyor musun? Dur bir güldüreyim seni. Aşağıda şişe bir reçel var ya.
Sana de ince reçeli. Bak. Türkiye'de o benim raflar var da dolabımda. Başka bir şeyim yok odamda gizli. Balım var. Evde yapılmış reçel varsa bu kardeşimiz hediye etmiştir. Bak tamam. Akrabam ya. Bal var. Balların içerisine kaçmış bir tane. Yoksa cemaatle yiyorduk. Reçel. Balı hazırlıyorum ya acele. Abi geleceğim. Ulan balı bir tane aldım da şişeyim. Rengi de koyu ya. He aynı. Hemen kestane balı diyor. Fransa'ya bir geldim, Strasbourg'a. Açtık. Ben sizin dedim çikolatanıza, tatlınıza başta. Dedim Gülalda'ya girdik. Beraber değil miydik? Açtık abi beraber. Beraber açtık. Aa bu ne? İsmail dedim. Öyle moralim bozuldu ki. Bal diye reçel getirmişim Türkiye'de. O kadar moralim bir şey üzüldüm ki. Bu sen ne dedim? Dedim ki o Stuttgart'taki kardeş senin dediğim o fotokopi balların var ya. Gene satın alma değil. Almanya'daki bütün... satın marketlerdeki hep kimyasaldır. Almanya'nın en büyük sahtekarlığı, sahtekarlığını dürüstlük gibi yutturmasıdır. Sahtekarlığını dürüstlük olarak yutturmasıdır. Tamam mı? Devam edelim Latife'min. Ne yaptım onu tükürdüm. Sokmam kardeşim. İşim olmaz benim. Bak, bunu nasıl hissediyorum? Hatta ben içimden geçiriyorum ki, odada. Buna birazdan Fetih Suresini içeride bağırıyor ya. Anne, anne kim bu? Ne okuyor? Dedim ki ulan şu ders bittikten sonra veya ders ara vereyim. Bir Fetih. İnna fetahna leke fethen mubina diye ben bu sureyi bir okuyayım. İçimde geçiriyorum bak. Yazmışım buraya. İçimde geçiriyorum ki Fetih Suresini Tebarike Suresiyle okuyayım. Daha içimden geçiriyorum. Demediğim halde, içimden geçiriyor. Birazdan dedi, halde hemen anlıyor ve anne bana Kur'an okuyacak o adam, Kur'an okuyacak ya anne. O düşünce bile bir enerji değil mi abi? Düşünce enerjidir. Sen duymuyorsun. O kafada düşünceye geldi mi enerjidir. Vücut harici ister konuş ister konuşma. Onlar öte metafizik için belli. Cinler alıyor, ben yaymış olduğum dalga. Köpek bile ya korkup korkmadığını, çocuk ya sevip sevmediğini dalgadan anlıyor. Kedi, en fazla anlayanlardan kedi bir tanesi, kedi. Sinek bile, bak sinek konmuş, şurada. Şöyle yapacağım, daha buradan uçuyor. Ama geliyor, şuraya konuyor. Hiçbir şey yapmıyor, çalışıyor, burada. Lan, buradaki kaçıyor da, buradaki niye kaçmıyor? Buradakini yakalama niyet ettim, o sinyali alıyor. Bir kilometreden karınca şekerin boyutunu alıyor. Yani dalgasını alıyor. 3 metrede 1 veya 3 sıcağa bağlı. Çok sıcaksa 3. Soğuksa 1 metreden yılan ısıdan avını anlıyor. Kardeş böyle. Şimdi anne okuyacağım ben anne okuyacak. Ya bir şey okuyacağın yok ya ders yapıyor. Hayır anne bilmiyorum okuyacak. Da o zaman yazdım bunu. Ulan dedim daha demedim. Buraya kaydettim Fetih Sure. Ulan bu ders bitsin dedim. Ben odaya gideyim. Buraya öyle duydum. Ulan dedim kimse bir Fetih çakayım. Bir de yolu Fetih ile açayım. Greder'le de Tebareke ile yaparım dedim. Ya. Hurufumu katar hep saçlatın çıldırır böyle atar camları. Dedim ki ondan sonra hayır be anne bana Kur'an okuyacak anne. Doktor efendi tıbbı midir bu? Şizofrenidir değil mi? Şizofreni. O tanıyı konmuş. O teşhisi koymuş, o ilacı içiriyor. Şizofreni. Esinler şizofrenin seni. Başka. Eğer doktor dinden uzaksa hasta bunları demiyor. Hasta demiyor. Hasta yani ben ezandan, Kur'an'dan, namazdan rahatsız oluyorum doktor demiyor. Eğer doktor dinden uzaksa hasta bunları demiyor. Dinle alakası varsa hasta bunları anlatıyor doktora. Tamam mı? Tıple izah edilebilir mi? Hasta bunu niçin yapıyor? Hasta. Çünkü bak doktor dinle alakası yok. Veya var. Bilmiyor bu hasta. Gidiyor oraya. Ona söylüyor. Oğlum dedi ya öteki doktora dedim buna niye demiyorsun? O da bilmiyor. Dinden olup olmadığını anlamıyor ki doktorun. Ama dinden uzak olan doktora onu anlatmıyor, şey yapmıyor. Dindar olan doktora söylüyor. Söylettirmiyorlar.
Başka, hasta halüsinasyon görür ama görüntülerin bilincinde olmadığı için dehşete kapılmaz. Halüsinasyon var ya, bak bunu görür. Biyolojik olabilir. Biyolojiktir. Bir kısmı. Halüsinasyon görür. Ama görüntülerin bilincinde olmadığı için dehşete kapılmaz. Hariçte şey yapar. Hayali de olur. Tasavvur. Ama yani tahayyülde olur. Fakat şuur altında, merkezde olmadığı için dehşete kapılmaz hasta. Biz de görürüz de bazen böyle yapınca. Veya bir silüet geçer yani bir şekilde kale almayız. Burada nasıl oluyor da kişi bilinçli bir şekilde korku ve dehşete kapılıyor? Bilinçli. Yani o da şekil görüyor, kale almıyor. Bir hasta çeşit var ki bu konuşmamı siz anlamazsınız şu konuşmayı. Tıp doktorlar için hitap ediyor bunu. Ama bir halüsinasyon var ki kişi dehşete ve korkuya kapılıyor. Niçin bazı halüsinasyonlarda korku ve dehşet var, bazılarında hiç kale almıyor? Çünkü içselse, cinni ise korku ve dehşet olur. Zahirse, halüsinasyon ise ayırt etsin, doktora malzeme veriyorum. Doktor bunlar, doktor halüsinasyonu bilir. Cini bilmez. Ben cini de biliyorum, halüsinasyonu da biliyorum. Kafa yormuşum. Doktor da dine kafa yorsa o da bilir. Ha, halüsinasyon görülüp kale alınmaz. Öyle gözükür, rüya gibi. Ama gördüğün şeyden dehşet ve korku alıyorsan derinliktedir o. O halüsinasyon, halüsinasyon değil. Onu gösteriyor birisi. İçeride cin var. Şizofreninin gördüğü manzarayı, tabloyu biz oluşturabilir miyiz? Hasta bu tabloyu nasıl oluşturur? Mesela bir tanesi var, X. Ha sen bilirsin, X bizim orada. Duvarın içinde bütün şenlikler var, yapıyor. Bu adam onları değil, o hayat öyle bir takma, öyle bir takma ki kadınlar belki görürüm diye kafası eğip giderken elektrik direğine çarpmış bir adam. Ama sonra bir rahatsız oluyor, duvarın içinde çıplak kadınlar görüyor. Hayatında bu böyle bir şey yapmamış, görmemiş, televizyon zaten bilmez zaten. Mazlumun birisi ya. Tamam. Sen oluşturabilir misin? Sen yapmacık ona yapabilir misin? Düşünceyini ona oluşturabilir misin? O istese de yapamaz. Bak, hasta bu tabloyu nasıl oluşturur? Kendi oluşturduğu tablodan şizofreniye giriyor. Hem kendisi oluşturacak hem kendisi şizofreniye girecek. Hem filmi, putunu kendi yapar hem kendi tapar. Hem tabloyu kendisi oluşturur hem kendisi korkuyor. Hem oradan kurtulamıyor. Korkuyorsa niye çekilmiyorsun? Niye kafayı çekemiyor? Hayır, çekemiyor. Dışarıdan halüsinasyon oluşturulamaz. Dışarıdan halüsinasyon oluşturulamaz. Hasta kendisi oluşturuyorsa niçin kurtarın beni diye şuurlu dehşet alıyor? Niye kendisi oluşturmuşsa beni bundan kurtarın diyor? Hem kendisi oluşturuyor hem de imdat istiyor. Düşüncesinden asla yeter esasında abi. Tabii. Çünkü konuşturuyoruz, hala devam ediyor. Şuuru açık olmaması lazım. Şizofren şuurunu kaybeder. Şizofren o halüsinasyon gördüğü anda zaten şuurunu kaybetmiş. Ama şuurluk olarak beni bundan kurtarın diyor, şuurlu konuşuyor. Şunlar şunları görüyorum diyor. Oysa bak, o doktora diyorum, siz anlamazsınız bunu. Şuuru açık olmaması lazım şizofrenin o gördüğü anda. Ve şizofren şuurunu kaybeder. Bu ise hem şuurlu hem de halüsinasyonda, hem de şizofrende. Nasıl olur? Şuurlu. Oysa halüsinasyon anda şuur olmaz. Gidelim öldürelim diyorum. Diyoruz mesela. Yok, bırakın onları diye. Bak, görüyor musun? Evet. Biliyor da. X. Demek burada ikilem var. Yani hasta ve hasta harici birileri var. Orada ikilem var. Korkan var, korkutulan, korkutan var. Hastanın dışında birisi de var.
Burada öldürmek ikilem var. Öldürmek istenmiyor. İstenmiyor. Onu ifade ediyor. Bak, demek burada ikilem var. Yani hasta ve hasta alıcı birileri var. Hastanın beyninin ürettiği görüntüleri gidermek için üretilmiş ilaçlar hastanın aklının ürettiği görüntüleri yok etmek için, yok edilmek için üretilmiş ilaçlar, şok tedavisi nasıl oluyor da görüntüleri arttırıyor? Bu tür görüntüler, şok tedavisi yapanlar daha beter görüyor. Hani gidecekti? Hani görüntüleri yok etmek için? Bu sefer nerede biliyorsun? İlacın dozunu niye arttırıyorsun? Daha sana geldiği zaman 3. derecede hastaydı. Verdiğin ilacı, görüntüler daha arttı. 5 derece hasta, ilaç kullanıyor. 3 tane ilaç kullananı biliyorum. Ateşli. Ama hastaya geldiği zaman tek ilaç da kurtarıyordu. Niye çoğaldı? Niye çoğalıyor? İlaçtan sonra aşağı inmesi gerekirken daha ileriye niye gidiyor? Psikoz, yani gerçekle ilgisini koparmış. Hatta bazen kendini bile, kim olduğunu, nerede yaşadığını, zamanı bile unutmuş bir hasta nasıl olur da hiç bilmemesi gereken ve kendisiyle ilgisi olmayan şeyleri doğru olarak bilebiliyor, haber verebiliyor? Ey şizofreni diyen doktor! Bir daha söyleyeyim mi? Ne olur burayı kaçırmayın. Psikoz, yani gerçekle ilgisini koparmış, hatta bazen kendini bile, kim olduğunu, nerede yaşadığını, zamanı bile unutmuş bir hasta nasıl olur da hiç bilmemesi gereken ve kendisiyle hiç ilgisi olmayan şeyleri doğru olarak bilebiliyor, haber verebiliyor. Hoca geliyor diyor. Millet kapıyı açtı, beni bekliyor. Hayırdır, ben dedim şok yapmak için geldim. Sen dedi, hasta dedi, senin geleceğini söyledi dedi. Biz şahit olduk abi. Bu şeyde oldu ya, Stuttgart'tan gelen Augsburg'a birisi gelmişti ya. Alman birisi. He. Biz nereye gitmiştik gelirken? Hepsini söyledi. Farkındaydı yani. Hepsini. Geldiğimizin farkındaydı. Evet, geldiğimiz farkında. Ondan sonra ama şey, baygın ha. Baygın. Bak, baygın. Baygın yani, bayıtılmış. Hasan Hoca geliyor. Kapıyı aç. Hoca geliyor. Dışarıdan söylüyorlar. Atıyor da şizofren geliyor. Nerede peki? Bak, çöplüğü geçti. Aha. Köşe başında. Aa, kapımızın yanında. Açıyoruz biz de. Hadi bakalım gelsin. Kapıyı açtılar. Hasan Hoca. Ben gidince daha beter bağırıyor şimdi. Hayır, hayır, hayır. Ben bunun ehli değilim ki. Ben dostumu ziyaret ettim ya. Öyle bir hafız. İşte işin ehli o. Bunu dinleme diyecek ki ben çareymişim. Değil değil. Ben size malzeme veriyorum. Zemin veriyorum. Sizin çareniz, bu tür hastaları ne yapacağız? Dert iman ettin. Çare ne biliyor musun? nurdersi.com'daki reçete dersini dinleyeceksin. Onu uygula, namerte muhtaç olmayın. nurdersi.com'da orada yazdım. Şey, görüntülü ve sesli ders var. Ne yapman gerekir orada var. Çare orada. Tamam mı? Hiç kendisiyle ilgisi olmayan şeyleri doğru olarak bilebiliyor, haber veriyor. Bu da tıbbi midir? Benim geleceğimi bilmesi tıbbi midir? Halüsinasyon mudur? Şizofren midir bu? Cinnidir. Psikoz ise en ağır ilaçlar bile hastadan görüntüleri uzaklaştıramazken, en ağır ilaçları veriyorlar, hastadan görüntüler gitmezken, hasta daha da ağırlaştırırken, 3000 senelik bir yöntem, dini yöntem nasıl oluyor da etkili olabiliyor? Bir tebarek okuyunca düzeliyor, görüntüler gidiyor. Var mı diyor? Yok diyor. En
ağır ilaçlar o görüntüleri yok etmezken tebarekellezi biyedin mülkü ala külli şeyin kadir. Veya bazı otlar götürüyor. Çünkü otların heykel melekesi var. Otların heykel melekesi var. Etkili olabiliyor. Doktor veya özel yetenekli olan biri, yani dindar doktorsa veya özel yetenekli, mesela bu özel yetenekli bizim benim talim hocam, hafız gibi biri, ne kadar marifetli olursa olsun gerçekten psikoz ya da şizofren olan bir kişinin görüntülerini, yani beyninin ürettiği halüsinasyonları bir iki el hareket ile veya benim şahit olduğum kıraat hocamın ki saf adam, saf temiz, yani art niyeti yok, yani kandırırsınız Selahattin Hoca, reisi kura, saf adamın bir süre okuması ile uzaklaştırabiliyor, kurtuluyor. Bu vakadır, realitedir, iddia değildir benim. Gözümle gördüğüm, göz önündeki vaka, nasıl tıbbi dersin buna? Kalkıyor. Başka. Stres ile baş edemeyip sıkıntısını bir organın yanıltması, bu ne demek? Bak. Stres ile baş edemeyip sıkıntısını bir organın yanıltması, bu ne demek? Yani konuşurken konuşamıyor adam. Yani bu nasıl biyolojiktir? Ey doktor, konuşurken konuşamıyor. Görürken göremiyor. Yürürken yürüyemiyor. Nasıl bu hale geldi bir anda? Yürüyemiyor. Yatalak olmuş. Sinirlere girmişler. Orayı, o merkezi müdahale etmiş Erbaa Habis'e. Ya seyrettiği filmler, seyrettiğim müşteşen filmler, o canlı ve ruhludur. Erbaa Habis'edir. Seyrettiğimiz her film, dinlediğimiz müzik, kokladığımız, yediğimiz helal haramlar içeride canlı ve ruhlu oluyor. O seni ya yürütmüyor, ya ağzın yamuluyor. Görürken göremiyorsun, kör gibi oluyorsun. Yürüyemiyorsun, yatanak olmuş. Organında hiçbir şey bulunamıyor. Doktor diyor ki hiçbir şey yok. Hasta yalan mı söylüyor? Doktora gidiyorlar. Hiçbir şey yok. Ama realite var. Konuşamıyor. Çocuk konuşamıyor. Bakıyor, görmüyor. Parmağını götürüyor. Gözde, beyinde bir şey yok. Organda hiçbir şey bulunamıyor. Tıbbi tetkikler gayet normal. Hasta sesler ya da olmayan varlıkları gördüğünü söylüyor. Tam aksine normalde gördüklerini de göremez oluyor. Normalde gördüklerini göremiyor ama başka şeyleri görüyor. Eğer şikayetleri görme ile ilgili ise bu durum durup dururken doktor ya da herhangi bir kişi tarafından oluşturulamaz. Bunu hastanın psikolojik mekanizmaları oluşturur. Yani bir sıkıntısını bir organa çevirmesi şeklinde olduğunu düşünmek mümkün değildir. Yani bir organ bozuldu. Tamam, serotonin maddesi eksik ama hastaya bir bakıyorsun ki saldırgan ilişkin olmuş. Oysa tam tersi olmaz. O hastalığa göre? Tabii çökmesi lazım. Yani bak, bunu hastanın psikolojik mekanizmaları oluşturur. Yani bir sıkıntısını bir organa çevirmesi şeklinde olduğunu düşünmek mümkün değildir. Çünkü burada bir tek organla ilgili problem zaten yok. Organ problemi yok. Tetkikler, araştırmalar gayet normal. Hasta göremiyor, konuşamıyor, yürüyemiyor. Olduğu halde gayet rahat. Mesela bazı hastalar var. Konuşamıyor, yürüyemiyor, kalkamıyor. Panik yapmıyor. Sen konuşamazsan ne kadar panik yapardın? Niye hasta rahat?
Bazı hastalar yürüyemiyor. Bir anda yürüyorken yürüyemiyor. Konuşurken konuşamıyor. Görürken görmüyor. Panik yapmıyor. Atın, görmüyor. A böyle durmuş. Ben sana soruyorum. 5 dakika görme bakayım. Panik yapar mısın, yapmaz mısın? Niye görürken görmediği halde panik yapmıyor? Bize derse giriyor işte. Çık salonda adam. Bir salonda ezbere biliyor. Ya. Çok şen. Muhabbet dolu adam. Hatta çok kişilere teselli veriyormuş. Hı-hı. Panik yapmıyor. Sen konuşmasan ne kadar panik yapardın konuşamasan. Ya. Niye hasta rahat? Çünkü sen bloktasın. Başka 2 tane de kaldı. 3 tane de kaldı. Kesiyorum. 3 yok. 4 tane cümle. Hem hastaya, hastayı tanımıyorsun, yakınımız, yakınısınız. Hasta tanımıyorsun, bak, hem hastayı tanımıyorsun, yakınısınız. Hastanın bilmediği şeyleri söylemesi, yapması seni şaşırtmaz mı? Sen hastanın yakınısın. Öyle değil mi? Kızın, oğlun, gelinin. Hastanın ne bildiklerini bilir. Hastanın bilmesi mümkün olmayan şeyleri söylüyor. Sen yakınısın. Sen bilirsin ki bu bunu bilmemesi lazım. Nasıl biliyor? Şizofreni midir? Hem hastaya medyum veya hoca yanına girer girmez hipnoza girer mi? Epilepsi oluşturabilir mi? Girer girmez epilepsi olur mu? Hipnoza nasıl girer? Hemen hipnoza giriyor. Acayip bir şey ya. Başka? Hocamla bir hastaya gidiyordu. Bak, hocamla bir hastaya gidiyorduk. Kek ekleyin. Kimsenin haberi yoktu. Benim hafızda. Beni tanım var ya, hurufum bana Kur'an şey yapan. Biz yolda iken hasta evde sahipliyordu ki ne yazmışız? Falancalar, bak evde hasta sayıklıyor, baygın. Bir anda bir yerde baymış görmüşler irmakta. Aramışlar, bulmuşlar, eve koyuyor. Hiç konuşmuyor günlerce. Hafızı çağırdılar. Ya arabam var dedi. Beni götürür müsün dedi. Ben de ya onlar da fakir dedi. Tamam götüreyim dedim. Giderken 2 gün konuşmayan hasta sayıklıyormuş. Diyormuş ki falancalar falan yerdeler. Buraya şu dakikada burada olacaklar gibi haber vermesi ve doğru çıkması. Ha? Mesela benim köylüm Abdülkadir ismini de vereceğim, sakallı. Tanıyorsun. Bak, senin o hediye gönderdiğiniz, çocuklar gönderdiğiniz aile. Rüyada köpek saldırısına uğruyor. Köpek elini kapıyor. Bağırarak böyle elini çekip kurtarıyor ama uyanıyor. Karısı da böyle, ne olur? Köpek dişlileri var ve kan akıyor. Uyanmış ha, kan akıyor. Şizofreni midir? Kan akıyor. Bizim Murat'ta da oldu ya abi. Hangi Murat'ta? Bizim Nutella Murat'ta. Nutella'ya. O da rüyasında o kadar abur cubur şeyler yemiş. Sabah bir kalkıyor, midesi bulamıyor. Karısıyla kahvaltı edemiyor. O kadar midesi bulanmış. Yani ha, rüyada yiyor. Ya, rüyada yiyor. Ha yiyor, ben de zannettim yani, şey. O kadar çok yemiş ki. Ha rüyada yemek yiyor. Yemek yiyor, sabah kalkmış. Mide bulanıyor. Sanki yemiş gibi mide bulanıyor. Ha böyle. Kahvaltı yapamamış. Ya. Ve ha orada bak. Köylüm benim köylüm. Köpek ısırmış et. Ya dedim Abdülkadir yanlışın olmasın. Emine gelsene diyor. Hasan Hoca bir şey diyor. Anlatsana dedi ya. Dedi ki hocam dedi. Aynı anlattığı gibi dedi. Ben bir de anlatayım. Bağırdı bana da vurdu dedi böyle. Kalktı falan. Ne oldu? Köpek şey yaptı dedi falan. Ben buramı kaptı. Aaa. Karısına baktı. Köpek ısırdı. Köpek dişi. Dedim ya tatonun zihnesi vurdursaydı. Şizofreni efendim. Ya yazdım arkadaş. Oysa biz hasta tedirgin olmasın diye biz niye gidiyoruz biliyor musun gizli?
hasta tedirgin olmasın diye yakınlarına bile dememiştik, haber vermemiştik. Ama iki günden beri baygın olan hasta bizi sayıklıyormuş. Hafızı sayıklıyor benden, beni kale almıyorlar da. Hasta, hafız geliyor diyor. Biz yakınlar o dememişiz ki tedirgin olmasın diye. Başka, ilaçların şok gibi ağır bir tedavinin uzaklaştıramadığı ses ve görüntüleri nasıl kaydedebiliyor bir Kur'an suresi? En ağır ilaçlar onun ses duyuyor. Mesela Kölün de ben onu söyleyeyim. Motor sesi duyuyorum diyor. İyi. Ama bir cüzümüzden olduk işte. Bir cüz okudum. Var mı dedim. Bak yok. Kız diyor ki hani şey olmasın ya, iyi baksana ya. Yani buradayken az. Yok diyor, motor sesi yok. En ağır ilaçlar kullanır. Masa ilaçlar dolu. O ilaçlar bu motor sesini kaldıramadı da bir cüz nasıl kaldırıyor? Şizofrenidir efendim. Bu ve buna benzer kıyaslamaları alt alta toplarsanız, bu dünden beri üçüncü ders, son hüküm veriyoruz. Bu ve buna benzer kıyaslamaları alt alta toplarsanız, yaratılışın farklı boyutlarıyla iç içe yaşadığımız hayatımızın bazı safahatlarında bunlarla kesişmeler yaşıyoruz. Yani metafizik, cinler ve ruhani alemler ile beraber yaşadığımız ortaya çıkıyor. Bu anlattıklarımız alt alta toplanırsak, biz buradayken onlar da burada. Yani bir bardak buz. Buz ama sudur. Su ama H2O. H2O ama enerji. Enerjidir ama esirdir. Esirdir ama madde hayattır. Madde hayattır ama aynı hayattır. Aynı hayattır ama şuur ve istir. Şuur ve istir ama akıl cevheridir. Akıl cevheridir ama ruh cevheridir. Ruh cevheridir ama Nur Muhammed'idir. Nur Muhammed'idir ama İsmail Usta'dır. Hepsi aynı bardakta. İşte o ruhanilerle, şeytanlarla, cinlerle aynı alemde yaşıyoruz. Çarpılmak demek bazen hayatlarımız kesişiyor. Piknikte akşam ateşi yakmış, üzerine işemiş. Şansın yok. Balkonda kesişiyor ya. Balkonda akşam çayını içtin, besmelesiz, destursuz, besmele destursuz, çayın dibindeki suyu çak diye dışarı atmak. Bunlar tecrübemiz olduğu için söylüyorum. Yani hayatın kesişiyor. Veya çöp tenekesine gidip sıcak gece ve destursuz sokaktaki İstanbul sokaklarında veya senin şey et ve kemik parçaları var da onları yiyor. Allah Resulü diyor ki cin kardeşlerinizin diyor gıdasıdır tezek ve kemik. Orada onları yerken sen de hiç besmele demeden besmele çekmek kaç çöpün demek. Onu pat yukarıdan aşağı çöpün içine poşet atmak onu mutlaka birkaç tane söylüyor. Onun intikam için gelebiliyor. Destursuz. Yani hayatımızın içerisinde bunların hayatları olduğundan hayatımız kesişiyor. Kesişince bazı sert anaforlar oluyor. İşte bu anaforlar bazen şizofreni, bazen panik, bazen psikoz gibi şeyle kendi ataklar oluyor. Psikomatik. Yani buna bir daha okuyayım burayı. Bu ve buna benzer kıyaslamaları alt alta toplarsanız, yaratılışın farklı boyutlarıyla iç içe yaşadığımız hayatımızın bazı safhatlarında bunlarla kesişmeler yaşıyoruz. Bu sohbetleri hem tıbbi hem cinleri din yazacaktık. Bu sohbetleri din, tıbbi hem cinleri hem de insanın düşünce boyutlarını bilenler yapmalı. Yani bu sohbetleri hem dini diyeyim. Yani bu sohbetin sırf tıbbi yaparsan tıp, doktor bozulan hücreden, organdan bahseder. Hoca ise sırf cinle şeytandan bahseder. Belki de oradan o kanalla giriyor. Bozuk organdan giriyor. Orası açık diyelim. Bu sohbetleri dini, tıbbi, hem cinleri hem de insanın düşüncelerinin insanı nasıl etkilediğini, yani insanın fizyolojisini vesairesini, boyutlarını bilenler yapmalı. Çünkü üçü beraber ve birbirlerine geçişlerini bilenler ihata olurlar. Yani cinlerle
düşünceler, bir de tıp, bedensel, düşünsel cin, vesveseler, şeytan. Yani bu bedeni, cini ve şeytanı, şeytan, cin, cinler daha çok neyi kullanır? Seyrettiklerimiz. Mesela namazdayız ve bitti yani. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Namazdasın. Hiç seyretmediğin film gelir mi? Gelmez. Demek ki bizim şeytanımız bizim seyrettiğimiz filmlerdir. Ne yapıyor? Cinler onları aktif ediyor. Yani Müslümanlar, ama Müslüman cinler de var. Ha, iyi düşünce şeyler de var. Seyrederseniz iyi oluşur. Yani iyilik, kötülük insanın elindedir diye Kur'an söylüyor. Bunun etkisinde insan ne kadar kalabilir abi? Ne kadar kalabilir? Bazen uzun müddet kalır. İnsanlar çıkmaz. Ancak onun, seni rahatsız etmezler onların arzu ettiği gibi. Senle cinsel hayata girerler. Cinsel hayat var. Onların dediği gibi yaparsan, part şeytanın istediği ve dinsiz cinlerin, daha ondan sonra pek senin sıkıntı, yani dalga geçerler, meczup gibi dolaşırsın. Ne zamana kadar? Ne zaman akıllanırsın? Ne zaman böyle tertleri yaparsan? Bak, Kur'an okudum gitmiyor. Hizbul Kur'an okudum gitmiyor. Hizbul Hakayık-ı Nuri okudum gitmiyor. Risale okudum gitmiyor. Derslere gidiyorum gitmiyor. Gitmez. Tertleri yapacaksın. Bir cüz okuyacağına o akşam televizyon seyretme. İnternet oyunlara girme. Daha tesirli. Günahtan sonra sebap yapmaktansa sebabı yapma, yeter ki günah işleme. Risale'den çıkarıyoruz. 148 Kastamonu. Terk-i kebair, celb-i nefa. Değil mi? Terk-i kebair, rüçhaniyet kesbetmiş. Bu asırda usul esas olmuş. Tamam mı? Evladım bu terk-i. Onun için ne zamana kadar sürer? Terkleri muvaffak olun. Terk edeceksin kardeşim. Haramları terk edeceksin. Sonra sebaplar olacak. Sen bana nereden bahsediyorsun? Sebaplardan. Abi Kur'an okuyorum. Sebap. Abi Hizbul Kur'an okuyorum. Sebap. Abi Hizbul Hakayık-ı Nuri okuyorum. Sebap. Abi derse gidiyorum. Sebap. Abi Risale okuyorum. Sebap. Bunlar sebap. Bunlar def etmez. Hemen bataklığı. Sen sineklerin ilaçlarıyla uğraşıyorsun. Bataklığı kurutacaksın. Haramları terk edeceksin. Hemen acilen terk edeceksin. Terk. Çünkü kafa terklerle çalışır. Kalp eylemle çalışır. Kafa, kafaya giren ilimlerle terklerimiz artıyor. Zikir ve ibadetle kalbimiz çalışıyor. Hayat o zaman lezzetli olur. Hatta haramı yapmamak için farzı bile terk edebiliyor. Daha öyle diyor. Evet. İslam hukukunda farzla haram çatıştığı zaman, eğer farz yaparken haramı mutlaka yapacaksan farzı terk edin diyor. Terki, bak celb-i nefa, terki kebair mesela. Çatıştığı zaman. Def-i şer, celb-i nefa. Bak, def-i şer, celb-i nefaya rüçhanet kesbetmiş. Bu asırda ise usul esas olmuş. Yani sebap mı, haram terk mi? Defi mefasit. Celbi nefaya. Sebap işlemeye galip olmuş. İlk önce haramları terk edeceksin. Peki abi, bazı durumlarda şöyle oluyor. Adam mesela diyelim ki geçmişi birazcık şey, ondan sonra kendine çeki düzen diyor. Terkleri de var. Ha. Ama, sıkıntısı devam ediyor. Mesela 5 sene olmuş veya 6 sene veya 10 sene olmuş ama sıkıntı var yani. Bunu şey yapamıyor o zaman. Bak. Terkleri başladın yapmaya. Terkleri yapmaya başladın. Evratlarını da o işte İzbul Kur'an vesaire saydım ya 4. Onu da yapıyorsun. Hala sıkıntı devam ediyorsan doktora gideceksin. Biyolojiktir. Peki bu... Hemen netice alırsın. Terkleri yapmaya başlarsan. Bak, İzbul Kur'an, Hizbul Hakayık-ı Nuriye. Kur'an-ı Kerim haftada bir işte cemaatle en azından bir cüz okuyorsunuz. Haftada bir cüz okuyor. Yani herkes bölüşmüş Kur'an'ı. 30 kişi bir araya gelmiş, bir cüz okuyorlar. Haftada bir cüz okuyorsun. Her gün bu Kur'an okuyorsun her gün. Bir sayfa, iki sayfa ne kadar. Gene bir şirkete dahil oldun, okuyorsun. Gene bir şirkete dahil oldun, Hizbul Hakayık-ı Nuri okuyorsun. Gene şirkete dahil oldun veya kendi başına Risale okuyorsun. Haftada da bir gün derse gidiyorsun.
Ondan sonra bu eylem. Tertleri de yaparsan tabletlerden, telefonlardan, televizyondan, internetten uzaklaşma nispetinde hemen acilen neticesini alırsın. Hemen rahatlama başlar. Ama ilk 3 gün sıkıntın artar çok. Çünkü hücuma girer. O gidecek o ervah habiseler sen sağlıkçakla kal. Şimdi ne kadar ben vardım hadi ben gidiyorum demez. Tamam. O zaman ne yapar? Şiddetlenir daha. Birkaç gün. 1, 3, 5, en fazla 7. 1, 3, 5, 7 gün şiddet. Ondan sonra tamam hakimiyet senin elinde. Bayrak senin elinde. Ama sen terkleri yapıyorsun. Evrat eskarı yapıyorsun. Hala sıkıntı aynı düzeydeyse 7 gün sonra doktora git. Ölçü 7 mi abi? Yani 1, 3, 5, 7. 3'te biter veya 5'te de biter ama en azami değil. Yani ilaç alman lazım. Bazı maddeler eksikse, düşüncen de eksik, o zaman bazı şeyler görebiliyorsun. Peki abi, bir derste demiştiniz ya, İmam-ı Gazali Hazretleri diyor hani, bir insandaki bu menfi şeyler girdiği zaman 15 yıl kadar çıkmama, evet, veya temizlenme gibi. Evet, o şu. Doğru, o temizlenme ama sana hakim olamaz. Yer yer bize de gelir, rüyalarımıza gelir. Yani ihtilam yaptırır, kötü hissettirir, tamam mı? Daha önce eline mektep okurken rastladın, ettin falan. Onlar olabiliyor. Ama hayatına zehir edemez. Hayatına galip olamaz. Yani kontrol insanda olur. Tabii tabii. Yani kontrol istiyorsan, mutluluk istiyorsan, ibadetten önce kesinlikle ve kesinlikle la ilaheleri yapacaksın, sonra illallah. Hatta ben bunu hem ihlasta kullanıyorum hem terbiyede. Bana diyorlar ki, abi ihlasta olmak için ne yapmamız lazım? La riya, illa ihlas oradadır. İhlaslı olmak için bir şey yapma, riyakar olma yeter. La riya. Riyakar değilsen nesin? İlla ihlas oradadır. Çocuğu nasıl terbiye edeceğiz? İslam fıtratında doğmuş çocuk. Çocuk, İslami bir fıtrat var. Ne yapacaksın? Çocuk terbiyesi şudur, bozma yeter. Cümlem şudur, la ilahe illallah gibi. La ilahe illallah. Yani la tahrip, illa tamir oradadır. Tahrip etme, zaten tamirdedir. Abi bir bu en son tesettür dersinde bir ölçü vermiştiniz de. Neydi o? Şöyle bir şeydi, ayet gelmiş abi, kadınlar örtünsün diye. Evet. O anda mesela sahabe annelerimiz hurmalıklarda o şireli hurmaları, kattıkları o havluları veya çarşafları, hurmaları döküyorlar. Yani eve kadar esasında belki cevaz var olabilir mesela. Evet. Çünkü çıkarken öyle bir ayet yoktu. Evet, tarlada gelmiş. Tarlada gelince herkes o mesela şireli, kirli olan o şeyleri, hurmaları döküp örtünüp evlerine gidip örtünüyorlar. Evet, duydun hemen uyguluyorlardı. Ondan sonra abi. Burada ne diyecektin? Burada hani bazen biz böyle söylediğimiz zaman kişi mesela diyor ki hani biraz zaman lazım, şunu yapmam Hayır. lazım, bunu yapmam Hayır. lazım. Bu sefer düzelmiyor abi. Yani mesela Kur'an'ı bilmiyorsun hemen olmayabilir ama televizyonu hemen terk edebilirsin. Yani televizyonu terk etmek için bir zaman ihtiyacın yok. Dizileri kesinlikle terk edeceksin. İnternetleri, o videoları terk edeceksin. Şarkı türkü mutfakta çalışıyor sabahtan akşama kadın. Yaparken müzik çalıyor. Sana diyor ki eğleniyorum. Şeytanın hoşuna gittiği için sana sıkıntı hissettirmiyor. Ama o kapattıktan sonra hissedeceksin. Akşam hissedeceksin. Özürlü gününde hissedeceksin. O lacımasız gelecek ki o mümkün değil. O bir şekilde çıkacak o. O aktif olacak. Terk yapacaksın. La ilahelerimiz olursa ilahlarımız olur. La tahrip. La tahrip. Tahrip olma. Zaten tamirdesi. Gördün mü? Çocukta da kullanıyorum, kendimde de kullanıyorum. Çocuğu nasıl terbiye edelim? La ilahe illallah. La tahrip. Tahrip etme. Tamirdedir zaten. Sana kullanıyorum. La tahrip. İlla tamirdesi. Tahrip olma. Tamirdesi. Abi ben iki kişiye şahit oldum. Birisinde Kur'an yok. Fazla Risale de yoktu. İbadet de düşe kalkardı. Öbüründe Kur'an var. Risale var. Risale'nin dur dersine de iki haftada üç ders rahat gidiyor neredeyse. Allah Allah. Böyle. Bakıyordum öbürüsü birazcık daha ondan düzgün ama abi. Rahat. O Kur'an bilmeyen. Yani düşe kalka giden. Öbürü biraz daha böyle şey oldu. Sıkıntılı. Sıkıntılı. Ben de çok rastladım.
Niye diye şey yaptım abi, biraz şey yaptım, ikisinin de hayatını birazcık bildiğim için. Abi birisi pantul giyiyordu. Senin bir dersinde bundan yaklaşık 10 sene falan önceydi abi. Dedin ki pantul kadına haram. O bir tanıdığım için abi yeni pantul bile almıştı kendine pahalı böyle. Hiçbirini giymeden attı hepsini. Yapma ya. He. Terk etti yani. Bıraktı abi. Daha tahrip. O anda bıraktı. O dersi dinledikten sonra bıraktı abi. Evet. O yeni pantulları giymedi abi. Kadın şey pantul erkek şeyidir. Kadına benzeyen, erkeğe benzeyen kadın Allah lanet etsin hadis var. Evet. Terk. Ötekisi ders yapar hanımefendi. Belki kız, kadın pantolonla geliyor derse ve mutlu olacak. Öyle mi? Ders yapmak meziyet değil ki, terk etmek meziyeti. Terk etmek. Terk. Bir insan ne anlaşılır? Mesela iyi mi kötü mü kız davranacağız? Terk ettiklerine bak. Bunu da yazarsın ölçü. Terk ettikleri, neyi terk edebilmiş? Neleri terk et, nerelerden vazgeçmiş? Abi namaz kılacak sonra ya. Takkemi anlattı. Sonra örtünecekmiş. Abi bazen sadece görüntüden aldanıyorlar. Mesela pantolu giyiyor, üstüne hani şey giyince, mantosunu falan giyince gözükmüyor. Onun için problem yok diyor. Buradaki ne olacak kafadaki? İşte abi. Allah Resulü diyor ki dağın tepesinde, derenin başında da olsa suyu iktisat lazım. Suyun bitip bitmesi değil ki. İktisat buradadır. Ona verdiğin anlam, ona verdiğin değer, o suyun ne demek olduğunu Allah iktisat yaparken mesela Allah ve Peygamber'e hatırlıyorsun, bütüne geliyorsun. Bugünkü ders oydu, israf neymiş? İsraf, iktisat dini değildir. Din onu çerçeveler, evrenseldir. Kafiri de içine alıyor. Yani zinayı içine almayabilir adamı. Namazı içine almayabilir. Ama gıybet ve şükürsüzlük, israf evrenseldir. Herkes içine alıyor. Kafiri de içine alıyor. Ya? Onun için gıybet için ne diyor? Ahihi meyta. Hınziri mefta demedi. Domuz etini yemek gibi değildir. O zaman Hristiyanları kapsamazdı. Evrensel olduğunu oradan al. Evet. Bak temelden çözüm istiyorsan alacak defteri. Tamam. Hasta bunu alacak. Şu üç tane dersi kesinlikle beraber dinleyecek. Bu dersi notlar alsın. Tamam. Bu bir. İkincisi reçete dersi. 20 dakikadır. Naverte muhtaç olmasın. Yani ne yapmak gerekiyor? Hastalığa ne... Bunu mu okuyayım, şöyle mi yapayım? Reçete dersi. Üçüncüsü, bunları yapıp da nasıl yapacağım, nasıl duracağım ayakta? Dirayet. Dirayet dersine girecek. Üç tane dersi dinlesin, birkaç defa dinlesin, not alsın, inan. Bir şeysi kalmaz. Şayet kalmışsa doktorluktur. Doktora gidecek. Doktora gidecek. Yani bu üçünü, bu dersi dinleyecek. Bu dersi. Çünkü bu dersin diğer derslerden farkı teknik bilgi çok. İlk 15 dakika. Bu dersi dinleyecek. Reçete dersi dinleyecek. Bir de dirayeti dinledi mi? Notlar alarak tamam. Eğer hala sıkıntısı varsa kesinlikle hiç kimseyi dinlemese hemen doktora gidecek. Kendisine abi bu ölçüleri yaparken mesela biraz önce bahsettik ya. Hani 7 gün mesela tetleri yapacak. Bunları da uygulayacak. Evet. 7 gün hala bir böyle kendine hakimiyet gibi bir şey olmazsa doktora. O zaman doktora. 7 gün bunları yapacak. Tekleri yapacak yani. Zaten reçetede de yazıyor. Biraz da buradan bahsettim. Ama ilk önce ibadetten önce terk ilk önce. Çünkü insanın zaafı burada abi. Evet. Yani terki yapmadan bunları yapıyor. Bu sefer şey görmüyor. Şifa görmeyince bu sefer şüpheleniyor. Şüpheleniyor yani. Çünkü şeytan düşünce yöntemidir. Düşünce yolu yoksa usta diyor ki fikir yoldur. Şeytan doğru yöntemi kullanarak bize giriyor. Bizi doğrunun dışına atıyor. Yöntemle içeriye giriyor. Yöntemsizliğe atıyor. Kuralla içeriye giriyor. Kuralsızlığa bizi itiyor. Kuralla yaşayacaksın. Mesela diyelim ki haftanın hep 5'te 6'da kalktın. 6'da kalktın. İşe gidiyorsun. 6'da mı kalkıyorsun? Pazar günü de 6'da kalkacaksın. Hani 11'de kalksak günü ne yapayım? Yok ama
muvazenesiz doğruların arasına giriyor. O zaman tekler insanı doğruları yapmaya... İster istemez. Yani. Tekleri terk ettin ben. Tekleri yaptın. Doğru yapıyorsun demektir. Tekleri yapmak demek doğruları yapıyorsun. Harama bakmıyorsun. Sebaba bakıyorsun oluyor. Ama mesela ibadet yaparken riyakarlık da olabiliyor. Onun için ihlaslı olmak için bir şey yapmana gerek yok. La riya. İlla ihlas oradadır. Riyakar olma. O zaman teklerde riya da olmaz abi. Olmaz ki. Mesela diyelim ki televizyonu terk ettim. Nerede yazıyor? 185 var ya Kastamonu'da. 3 şeyde riya girmez. Farzların terkinde, haramların terkinde, ondan sonra farzları işlerken, vacipleri işlerken, sünnetleri işlerken riya girmez bunlar. Ya ben televizyonu terk ettim, ay benim yukarıda. Böyle oldu lan, bir meziyet değil ki. Namaz kılmak meziyet değil ki. Vazife. Haramı terk etmek meziyet değil ki. Vazife. Nafile namaz kılmak meziyettir. Çünkü emredilmemiş yani. Kişinin kendisine bak. Evet. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fâtiha temâs-selevâd.